ihtimaline karşı şu an ekipte çok hassas bir çalışma yapıyor. Yeni bir mucize gerçekleşiyor. Gerçekten çok büyük bir mucize. Hatay'ın tam merkezinden yeni bir vatandaşımızın daha enkaz altından çıkarılma görüntülerini Kadırga TV olarak ana ekranlara taşıyoruz şu anda. Çok zorlu ve uzun bir çalışmanın ardından UMKE ekipleri şu anda yaralı ama ağır olduğunu söyledikleri bir vatandaşımızı ambulansa götürüyorlar. Az önce canlı olarak kurtarılan vatandaşımızın ambulansla birlikte hastaneye gitmekte olduğunu görüyorsunuz. Bazı sokakların ilanları patlamış, bazı tuvaletlerin yıkanması söz konusu. Bunlar hep sokaklarda yapılan temizlikler. Diyeceğim söz konusu değil. Çöpler var. Dağ gibi birik çöpler var. Elbette ki imkanları çok kısıtlı şu anda. Hem yerel belediyenin hem diğer ilçelerden, ilerden gelen belediyeler takviyede bulunuyorlar. Destekte bulunuyorlar. Ama ancak nereden alınır? Ama anlamıyla nereye götürüleceği konusunda şu anda tam bir netlik değil. Belki çok karanlık olmamak gerekiyor. Evet, böyle bütün olanaklarıyla, imkanlarıyla burada, Türk milleti burada, an itibariyle hijyen malzemesi ve tadı ve seyyan tuvalet. Bir an evvel bu ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor ve tıbbi malzemelerin de bundan sonra hastalıkların baş göstermemesi için en başta kolera gibi bu alanlara mutlak seyyar anlamda çok hızlı bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Hatay'da belli noktalarda var edin koordinasyon merkezleri oluşturulmuş. Onlar da can biraz hani çalışıyorlar. Elbette ki onların da hiçbir şey yapmıyorlar, yapmadılar şeklinde eleştirmemiz de çok mümkündür. En azından şimdi, belki bundan bir ay, iki ay sonra, belki üç ay sonra bütün eteksizlik taşlar geçirir, konuşulur, tartışılır, nasıl oldu? Mesela burada daha önce yapımı çekimler var. Ara ara sokaklarda dimdik ayakta olan, bir çiziği olmayan, çatlağı olmayan ama hemen onun yanında ve diğer bütün meskun mahallede yerle bulmuş bütün binalar görüyoruz. Yıkılanlar neden yıkılmış ve ayakta kalanlar hiç çatlağı olmadığı halde, hasar olmadığı halde nasıl ayakta kalmayı başarabilmiş? Bunlar hep merak konusu. Gerçekten de içi dolu bilimsel cevap bekleyen sorular bunlar. Aktarımlarımız devam edecek. Şimdilik bu kadar diyorum.